Number One TV ekranlarında programımız kaldığı yerden konuğumuzla birlikte devam ediyor. Sana sormak istediğim özel bir soru var. Açıkçası bu anlamda seni tebrik ediyorum. Yarışmalara buna zaten değindik. Özel bir internet sitem var. Birazcık bana bundan bahseder misin ve bu proje içerisinde yer almaya nasıl karar verdin? Şöyle diyeyim, senistersen.com Türkiye'de kalbinden konuşanların adresi diyoruz. Amacımız engellileri, gönülleri bir araya toplamak ve Türkiye'deki engelli sorununa biraz daha dikkat çekip hem de engelleri biraz daha sosyalleştirmek. Yani sitemizden şu an flört eden, onun dışında evlenen insanlar oldu, iş bulan insanlar oldu. Ve daha da önemlisi, benim en büyük dikkat ettiğim ve istediğim şey bu. Hani yolda ışıktan karşı karşıya geçerken bir engelli gördüğünüzde ona bir yardım etme isteği vardır ya. O isteğin herkeste oluşmasını ben istedim ve bu sitede gönüllere bunu aşılıyoruz. Yani senistersen.com sadece engellilere özel değil, gönüllere özel de bir platform. Yani Türkiye'nin %12'si engelli aşağı yukarı. Bu soruna bir dikkat çekmek istedim. Benim ailemde herhangi bir engelli yok. Etrafımda da açıkçası siteyi yapmadan önce yoktu. Ama şu an birçok arkadaşım var. Hafta sonu ben gezmeye gitmiyorum. Onların basket maçına gidiyorum. Evet, öyle bir hayat tarzı geçen, oldu. Çok etkilendim ben. Hatta annemle de paylaştım. Öyle güzel bir şey söyledi ki buradan paylaşmamda bir sakınca yok zannediyorsam. Tabii ki. Kendisi geçen hafta bizim bir toplantı yaptık aramızda. Çok güzel bir şey söyledi yukarıda. Hafta sonu Reyna'ya gideceğime ben çok da önemli proje içerisinde yer alıyorum dedi ki ben gerçekten çok takdir ettim seni. Çünkü teşekkür ederim. Yaş grubumuza baktığınız zaman işte 78-79'luyuz biz diyelim. Bizim jenerasyonun hafta sonları yaptıkları şeyler çok farklı. Hani ne bileyim çok az sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alıyoruz. Çok daha farklı işler içerisinde bulunabiliyoruz ama öyle işler birazcık daha bize şey geliyor. Zorlamaymış gibi falan geliyor ama ne kadar güzel söyledin ki. Bunu açıkçası buradan paylaşmak istedim. Ya, güzel bir şeydi çünkü. Demin belirttiğim gibi bir kere hani bir şey yaparken kendi ülkenize, Türkiye'ye dokunmak çok önemli bir şey. Artı ben şekilciliğe karşı olan bir insanım. Biraz daha yaptığınız şeyin içeriği ve insanlara bir şey vermesi lazım. Benim hayat amacım da bu. Güzel şeyler verelim, güzel şeyler paylaşalım. İnsanlar gelişsin, ilerlesin ve bu herkesi etkilesin. Çünkü bu bir çarktır. Eğer güzel döndürürseniz o zaman herkesi etkileyerek çok hızlı bir şekilde dönmeye başlar. Evet. Amacımız da buydu bizim. Senistersen.com. Engelliler için şu an gerçekten büyük işler yapıyor. Bunu zaten buradan ilerleyen dakikalarda yeniden söyleyeceğiz. Bununla ilgili yapmış olduğun çalışmalar da var zaten. Bunlarla ilgili röportajları da okudum ben. Bugün başarılı bir çalışma. Aynı zamanda sen o dönem yani o kısma misyonu üstlenmişsin. Açıkçası öyle geldi gördüm. Şimdi ilerleyen dakikalarda yeniden devam ediyoruz. Ama öncesinde Pusket Dolsman'ı seçmişsin. Birlikte bir seyredelim. Daha sonrasında bizler yeniden buradayız.